çekim var. Vatanın yine hayırlı olsun arkadaşlar. Hastalarımıza da şifa olsun. Günaydın. İnşallah. 44 yatağımız mevcuttur. Yara bakım alanında şu an 17 yatağımız vardır ve bu yataklar kriz anında, ihtiyaç anında daha da artılabilecek durumda söz konusu. Çok gururluyuz, onurluyuz. İçinde bulunduğumuz sağlık tesisinde Avrupa'nın demin Mustafa Hoca'nın da söylediği gibi en büyük yanık merkezini açmayı Rabbul Alemin bize nasip etti. Yaşam olanaklar noktasında zengin alanın açılmasında Genel Hastanemizin başhekimi İdris Hocam, yanık merkezimiz sorumlusu Mustafa Hocam ve bu binanın başhekimisi Füsun'un ve ekibine teşekkür ediyorum. Ciddi muazzam bir çalışmanın sonucunda bu hizmete gelmiş oldu. Her bir odasının negatif basınçla donatıldığı, yani içerideki havanın devamlı vakumlanıp değiştirildiği ve her hasta odasına iki ardışık kapıdan geçilerek girildiği, içinde kendi ameliyathanesinin, kendi yıkama odalarının, kendi yoğun bakımının olduğu, kendi müdahale ve muayene odalarının olduğu kompakt, ideal ve metrekare olarak oldukça büyük bir alandan bahsediyoruz. Bir başka şey de yan ihtiyaç olunabilecek yara bakım gibi, hiperbarik gibi, aklınıza gelebilecek bunun uzantısı her şeyin tesisin içinde barındırıldığı muazzam bir hizmetten bahsediyoruz. Büyüklük olarak evet biz Avrupa'nın en büyüğü diyoruz ama hizmet sunum noktasında da bence dünyadaki en ideali diyoruz. Yanık merkezimiz sadece tesis değil, aynı zamanda tecrübe anlamında da büyük bir tecrübeyi biz devraldık. Başında bir profesör hocamızın olduğu, yoğun bakım ekibinin olduğu ve sertifikalı hemşirelerin olduğu her anlamıyla hazır bir tesis. Daha biz tesisi bugün açılışını yaptık ama şimdiden 10 hastamız direkt yattı. Bu şu demek, ilerleyen günlerde çok daha büyük bir nüfusa hizmet edeceğiz. Bir başka konuda aslında yanık hastası diğer hastalardan biraz ayrılıyor. Çünkü bazen hastalığınız içinizdedir, dışına vurmaz ama bu direkt hem dışta hem içte hissedilen bir hastalık. İz bırakma ihtimali çok yüksek olan, hem hastanın bedenini hem ruhunu yakan bir hastalıktan bahsediyoruz. 61 yatak kapasiteyle hizmet vereceğiz ama bunu çok çok daha yukarılara katlayabilecek altyapımız var. Şu an Avrupa'nın dediğim gibi en büyüğü diyoruz ama hizmet sunumunda dünyanın en ideali diyoruz. Burada şu an bizim yanık merkezimizde 44 yatak var. 17 yatakta yarayla birlikte yara ve yanık merkezi olarak bütünleşik olarak 60 totalde 61 yatağımız mevcuttur. Bu altyapı tabii daha da genişleyebilme kapasitemiz var. Yani 61 bazal sayımız, her anda ekstra olanaklarımız mevcuttur. 2 tane ameliyathanemiz, çok negatif basınçlı odalarımız mevcuttur. Burada yanık tedavisinde, yara tedavisinde dirençli enfeksiyonlar çok önemlidir. Bu tarz şeylerin hastaneye veya diğer kliniklere yayılmaması için bu ortamlar ve fiziki şartlar kriz anları için hep düşünülen bir altyapı mevcuttur. Bu altyapılarda hedefimiz uluslararası bir merkez olarak çalışmak. Kliniğimizin kapasitesi 61 yataktır ve kriz anında daha da genişleme kapasitesiyle şu an yaptığımız inceleme bizim ulaşabildiğimiz bilgiler dahilinde Avrupa'nın en büyük altyapısı diyebiliriz.
Tabii yani bazı hastalar salça sürüyorlar, diş macunu veya yoğurtu veya bitki iyi temizlemiyorlar. Yani bunlar hep yaranın kontaminasyonuna yol açıyor. Burada bizim en büyük şeyimiz şudur, bir yanık olduğu zaman oraya biriken enerjiyi normal çeşme suyunda en az 15-20 dakika ılık, normal çeşme suyu sıcaklığında diyelim, çok sıcak olmayacak, ılık da olmayacak, o sıcakta o enerjinin alınması önemli. Yani ilk baştaki reaksiyonun en az da indirilmesi açısından. Ama bazen gecikiyor, enfekte geliyor yani yaralar, kendileri tedavi etmeye çalışıyorlar. Yani hayatımızın içinde olan çok fazla olay bize çok kötü senaryolarla gelebiliyor. Bu konulara çok dikkat etmek lazım. Çok ağır yanıklarla gelebiliyorlar çocuk grupları, maden kazaları, iş kazaları, uzuv kayıplarına yol açıyor. Gencecik insanların sakat kalma durumlarıyla karşılaşabiliyoruz. Tabii 3 yaş altında daha çok görüyoruz kontrol dışı olmaları. Kabaca öyle diyebiliriz. Şuna da dikkat etmek gerekiyor. İş güvenliğinin çok iyi uygulanması lazım tabii iş yerlerinde. Şimdi tabii son yıllarda bu tıbbın gelişmesi çok önemli. Bizde bazı kendi projelerimiz de var bu konuyla ilgili. Bu işte yapay derilerin geliştirilmesi. Onların devletin karşılaması da çok önemli. Çok kritik malzemeleri. Onların sayesinde özellikle yapay derilerin sayesinde eskiden kaybedilen %80-90 ağır yanıkları da artık çok rahat kurtarma için çok bir süreç başlamıştır. Kök hücre uygulamaları devrim oldu son yılların en büyük devrimlerinden bir tanesi ki tıpta tıkanan noktalarda bir çare olarak gözükmektedir. Onları da biz merkezimizde uyguluyoruz. Ayrıca yapay derilerin de yanında hiperbarik oksijen de çok önemli olduğu bu hastanede mevcut. Bu altyapılar şu an Avrupa'nın en büyük yanık ve yara tedavi altyapıları. Çocuğumuzun başına sıcak su döküldü. Biraz yaramazlığın bedeli çaydanlığın üstüne çıkıyor. Oradan öbür çaydanlığı alıp sadece üst kısmına döküyor çok şükür. O kadarla kurtarabildik. Yani şu anda biraz daha iyi. Hemen hemen bir haftaya yakındır buradayız. Doktorlarımızın sayesinde daha güzel bir ilerleme var. Yani iyileşmede büyük bir şey var. Özellikle gözünden çok korktuğum ve çok şükür doktorlarımızın sayesinde gözünde de bir şey olmadığını öğrendik. Sağ olsunlar herkes tek tek ilgilendiler. Çok şükür o konuda da içimiz çok çok rahat. Ben Zuhal Çolu. Zuhal Çolu, babaannesiyim. Tamam. İsmi? Yavuz. Yavuz Çolu. Kaç aylık? 20 aylık. Tamam. Çok teşekkür ederim.